Nazif'in bir barkosu var. O Evet. barkoyu koyalım. Dev projeler diye. Nazif'cim sen git bir. O 25 Aralık'ta tam savcım yerine gelmişken o devri sabık yaratacakları, Evet. hedef aldıkları ekonomik projeler neydi bize bir anlat hızlıca. Evet. Önce şu isterseniz şunu bir anlatayım kısaca. Tamam, hızlıca Şimdi anlat bunu. savcımın bahsettiği İstanbul Adliyesi'ndeki darbeci savcılar bunlar. İkisi başsavcı vekili, ikisi de savcı. 17 Aralık kumpasını kurgulayan isim zaten Zekeriya Öz'ün soruşturma bürosunda olmuştu. Öyle değil mi savcım? Evet, Zekeriya Öz o zaman kaçakçılık bürosunun başsavcı vekiliydi. Zekeriya Öz Fikret Seçen'e talimat vermişti. Celal Kara'ya talimat vermişti. Celal Kara da o 17 Aralık dosyasında düğmeye basmıştı. İşte Fikret Seçen vardı. Bu zaten FETÖ'cülerin beyniydi. İstanbul Adliyesi'ndeki beyniydi. Zekeriya Öz'ü de Fikret Seçen yönetirdi. Bu Muammer Akkaş da kaçak, halen kaçak. Hepsi kaçak. Dördü de Hepsi kaçak. kaçak. Ama Muammer Akkaş'ın kaçması daha farklı. Bu adam yerin dibine girmiş gibi. Evet, yani bir yurt dakika. Dışına Şimdi çıkış Sayın kaydı yok. Savcı'ya bir şey soracağım. Siz arkadaşınız değil mi bunlar? Dönem devreniz en azından. Arkadaşımız Devre, değil de devre. Mesai arkadaşımız. Arkadaşımız Hepsini diyelim. Birebir tanıyorsunuz Tabii, yani bunları. Tabii hepsiyle sohbet ediyorduk biz. Bunların hepsine ya biz bunları hakikaten Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanı mıydı? Bir de onun demokrasi İbrahim gibi. Okur vardı. İbrahim Okur. Şimdi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu oluşturan ve sonra da başkanı olan birisi vardı. İbrahim Okur. İbrahim Okur. İbrahim söyledim. Okur ve bunların hepsi aynı cemaatin, aynı örgütün daha doğrusu elemanları. Bunların Ama tamamı... İbrahim Okur lütfen yani şey demeyin adam yöneticidir. Üyelikten ceza aldı. Diğeri de beraat etti bürolardan. Yani bir eleştiri var orada. Yani bunlara böyle aşırı FETÖ'cü değiller. Şimdiki gelinen noktada. Yani İbrahim Okur gibi bir adama şu an o karara terör örgütü yöneticiliğinden verilmedi ceza. Terör örgütü üyeliğinden verildi. Bütün bunları atayan Abdurrahman Bey o eleştiriyi sen yap bana yaptırma. Tamam. Çünkü ben hala yargı mensubuyum. İyi. Yargının kararlarını asla televizyonda tartışmam. Gerçekten hani o yani İbrahim şimdi, Okur sizi Edirne'ye sürdü. O yüzden İbrahim Okur için şey yapalım bak. Şimdi ben üzülüyorum desem başka türlü olacak. O kararlara bir şey demiyor. İbrahim Okur kapatalım. Konu anlaşılmıştır. Şimdi şeye gelelim. Şu dev projeleri orayı bitir. Muammer Akkaş dedik şu an firari. Yurt dışına çıkış kaydı yok. Adam yer altına köstebek gibi girdi. Nerede oldu belli değil. Adli önünde bildiri dağıttığı anlara ilişkin fotoğraf demin demiştik. FETÖ adına bildiri dağıtmıştı. Zekeriya Öz aynı zamanda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü basmıştı. Neden biliyor musunuz? 25 Aralık kumpasında polisler gözaltıları yapmadıkları için yeni gelen emniyet müdürü izin vermediği Selami için Altınok, Selami Altınok'u da buradan analım. Hakikaten kahraman bir emniyet müdürüdür. Şu anda da Erzurum milletvekili. Şimdi öbür projelere geçelim. Evet. Zekeriya Öz emniyeti bastı fakat hiçbir şekilde amacına ulaşamadı. 25 Aralık zaten biliyorsunuz Sayın Savcım da söyledi, 17 Aralık'ın bir adım sonrasıydı. 17 Aralık'ın bir adım sonrasıydı. Türkiye'nin en büyük projelerini yapan ki o projeleri işte burada sıraladık. Müteahhitlerine yönelikti, müteahhitlere yönelikti. Bu müteahhitlerin, bu iş adamlarının ne yapıldı? Mal varlıkları donduruldu, el konuldu. Şirket hesaplarına da el konuldu. Fethullahçı deminki savcılar tarafından şirket hesaplarına bloke konuldu. Mal varlıklarına el konuldu. Yani hareket edemez hale getirildiler. Ne var onların arasında? İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü, işte İstanbul Havalimanı. Bakın hep marka projeler. Marmaray'ın müteahhitleri, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü. Bunlar Türkiye'nin en AK Parti hükümetinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en marka yatırımları ve bu iş adamlarını engellemek istediler. Aslında Fethullahçılar Türkiye gelişmesin, bu yatırımlar yapılmasın diye 25 Aralık'ı yaptılar diyebiliriz Cemil'in. Evet, başka yok değil mi bu şeyde? Kadar. Tamam. Evet,
Sayın Savcım, şimdi engellemeye çalıştıkları darbenin sonrası. Tabii ben, evet, şimdi şunu anlatayım size, sizin sorumuz dahilinde ve doğrultusunda. Şimdi 17-25 Aralık'ı bunlar şöyle kurguladılar. Nasıl olsa biz hükümeti deviririz, hükümeti devirdik. E şimdi bir de hükümetin o güne kadar yaptığı tüm eylem, işlem, ekonomik, yatırım, bunları yargılamak lazım. İşte onun için o bütün iş adamlarını soruşturmaya, koydular. Dosyaya koydular. Tabii burada en büyük delikanlılık, en büyük yiğitlik yapan şahıs Recep Tayyip Erdoğan'dır kardeşim. Ne yaptı? Dik durdu. Eğilmedi. Yani biz tabii 17-25 Aralık darbe girişim sürecinin dönüm noktası nedir? Nerede beceremedikleri belli oldu bunların? Bakın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yakalamadan bunlar asla başarılı olamazlardı. Recep Tayyip Erdoğan da çok süratle, hepiniz hatırlarsınız, emniyetin üst düzey yöneticilerini derhal görevden aldı. Ve yerine işte Selami Altınok. Evet, Selami Altınok. Kaderin cilvesine bakın, burada güzel bir anekdot yapalım. Bu da bir hoşluk olsun. Selami Altınok'la Mehmet Demir, yani ben 1991 yılında Kayseri'nin Akkışla ilçesinde, o kaymakam vekiliydi. Hmm. Ben de Cumhuriyet savcısıydım. Kadere bak. Kadere bak. Bizi, evet, bizi kaç yıl sonra İstanbul'da FETÖ'ye karşı mücadelenin tam göbeğinde bir araya getirdi. Çok da mutlu olduk tabii Selami Bey'in gelmesine. Şimdi orada Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok dik durdu. Derhal, bakın bu çok önemli bir şey. Komutanım da bilir. Bir İnşallah. Hareket o saatte yapılırsa yapılır, yapılmazsa asla bir daha yapamazsınız. İşte o ani, o doğru, o dürüst kararı vermekle biz de doğru zamanda doğru refleks verdi. Kesinlikle. Yani. Bakın, Süpleks. Ben bu yazıyı yazdığım zaman, bu yazıyı Adalet Org'a yazdığım zaman, yani FETÖ'cü olmadığını bildiğim, iyi bildiğim insanlar bile bana saldırıyorlardı. Bakın, çok ilginç. Adliyede neler yaşadınız? O şeyi, küpürleri Barko'ya verebilir miyiz? Bu yazıları yazdınız siz, adliyede başınıza neler geldi? Ben biliyorum da. Evet. Sen söyle ne geldiğini Nazif. Biliyor, kendisi anlasın. Biraz da ben anlatayım, biraz da Nazif anlatsın. Bazen o benden daha iyi hatırlıyor. Bir dakika, bir araya girip, yalnız ben sevgili komutanıma sor. Siz ne zaman uyandınız bu FETÖ'cülere? Yani bu 17-25 gerçekten yani tamamıyla süpleks kelimesi vardır Fransızca. Tam bir süpleksle, yani o hareketi buyurduğunuz gibi çok da güzel. Tayyip Bey yapmasa bunun şeyi, bakın biraz evvel çok da güzel bir şekilde ifade etti. 25 Aralık'ta doğrudan doğruya, yani devri sabık yaratmak için bu yapılmış bir hareket. Siz ne zaman uyandınız? Yani ben şahsen o zaman tabii asker değildim. Ama, tamam, ama bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde, yani başlangıçtan itibaren demeyeceğim ama 17 acabaları beraberinde getirmiştir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde. Ama böyle savcımızın ortaya koymuş olduğu bu refleks, bizim özellikle de Adalet Org'daki yazmış olduğu yazının Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarınca, yani istihbarat ilgilerince ortaya konunca, silahlı kuvvetler gereken şekilde durmasını bildi. Evet, şimdi adliyede neler oldu? Adliyede neler oldu? Evet. Şimdi o güne bir gelelim. O güne gelelim. O günü bir yaşayalım kısaca. Şimdi hangi gündeyiz? 17 Aralık. 17 Aralık'tayız. Önce 17-25 Aralık'a geçtik, öyle diyelim. Şimdi 25 Aralık'ta bu hareket oldu. 26 Aralık'ta bu Muammer Akkaş dosyayı vermem diye bildiri dağıttı. Evet. Adliyenin önünde. Evet. Dosya gizli mi diyor? Yok, Turan dosyayı vermem diyor. Dosyayı ondan aldı. Şimdi başsavcının yetkisi böyle şu, dağıttı kapıda. Evet. Başsavcının yetkisi şudur. İstediği savcıya verir değil mi dosyayı? Evet. Bu dosyaya sen bakacaksın. Bu dosyaya sen bak. İş bölümünü başsavcı yapar.
Şimdi o gün de Turan Çolakkadı bu tehlikeyi görünce bu dosyayı Muammer Akkaş'tan Muammer Akkaş'tan alıp başka bir savcıya vermek istedi. Muammer Akkaş başsavcının bu kararına karşı bildiri dağıttı. Vermiyor yani evet, görevi ben yapacağım diyor değil mi? Yargı tarihinde hiç yok böyle bir örnek. Bakın takvim orada çok güzel yakalanmış. İşte o demir yürek karışmasın diye bak karşı karşıya koymuşlar. O değil mi Nazif? Sizi okla göstermişler. Sizi görmüyor sizi anlatmaya devam edin. Evet şimdi her neyse 26 Aralık'ta ben bir yazı daha yazdım Adalet Org'a. Çünkü bildiri dağıtmasına rağmen HSYK asla harekete geçmedi. Başbakan diyor ki darbe yapmaya çalışıyorlar hakim savcılar. HSYK yine de harekete geçmiyor. Çünkü bildiriye destek veriyorlar. HSYK'nın 13 üyesi o zaman. Hepsi mi FETÖ'cü? Hepsi FETÖ'cü. Nasıl kurtulduk biz bundan? Bir tanesi ya? Hariç ya. Tanesi. Halil Koç şu an... Hayır, Halil Koç bildiri imzalamadı çünkü. Yo, yani. Tamam, o FETÖ'cü değil diyor. Hayır, Halil Koç o karara imza atmadı zaten. Atmadı. Evet. 13'ünün 13'ü de FETÖ'cü müydü ya? Nasıl kurtulduk biz bu işten ya? 12'si. 21 kişiydi o zaman. Ha, 21 kişiydi, tamam. Hayır, 21 kişi. Ha. Doğru, doğru. Abdurrahman 3 daire, 3 daire vardı. 21 kişinin 13'ü FETÖ'cü. Zaten gerek yok ki karar alıyor. Karar alıyor. Evet. Bunlar böyle bir karar. Başbakan o zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan darbe teşebbüsü yapıyor hakim savcılar diyor. HSYK harekete geçmiyor. Yargının içinde bir savcı çıkıyor Mehmet Demir darbe teşebbüsü yapıyorlar diyor. Harekete geçmiyor. Savcı bildiri dağıtıyor. Militan mısın be kardeşim? Eskiden militanlar bildiri dağıtırdı. Her neyse. Yine harekete geçmiyor. Bu sefer ben dedim ki bu HSYK şaibeli hale gelmiştir. Bu HSYK'nın bundan sonra hakim savcılar hakkında hiçbir 26 karar... 26 Aralık'taki yazınızda. 26 Aralık'ta. Bundan sonra bu HSYK hiçbir hakim savcı hakkında hiçbir karar vermemesi gerekir. Çünkü bütün kararları şaibelidir. Hele benim hakkımda asla karar veremezler tanımıyorum dedim. Bunu da yazdık. Tabii biz bunları yazınca emin olun bak korku kötü bir şeydir. Çünkü bu Fethullahçı terör örgütü devletin bütün kademelerinde ve ülkenin bütün sokaklarında iş adamından esnafına kadar herkesin üzerinde öyle bir korku imparatorluğu kurmuş ki benim samimi arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım, okul arkadaşlarım bile ya Mehmet Demir'e selam verirsek şimdi hala bu FETÖ'cüler yargının da hakimi, devletin de hakimi bize bir zarar gelir mi diye koridorda karşılaştığımızda yollarını değiştir. Yönünü dönüyordu öbür tarafa. Selam vermeyeyim diye. Yemekhanede yemekleri kimle yiyordunuz? Kimseyle. Tek başına. Evet. Öyle masasına mi? Oturmaya korkarlardı evet. Savcılar. Daha önce gelip de sohbet Allah Allah. Ben çünkü 1998'den beri İstanbul savcısıyım. Ama ya ben yeni gelmiş değilim onun ki. Onun birkaç istisnası var. Onda isimler o delikanlıları herkes biliyor zaten. Evet. Evet. Şimdi birini söyleyip birini söylemezsem onlara ayıp olur. 3 kişi var evet. Evet onlara peki. Ayıp olur. Yani şu an o şeyi yaşıyorum üzüntüyü evet, hakikaten. Yani kantinde veya kafede çay içerken hep beraber sohbet ettiğimiz arkadaşlar ya erken çıkıyorlardı ya geç geliyorlardı. Yani Mehmet Demir'le karşılaşmamak için. Mehmet Demir'e rastlamayalım diye. Peki. Ve şimdi bir şey anekdot daha anlatayım. Tamam. Şimdi o sırada bir gün Sayın Bekir Bozdağ'la karşılaştık. Ne zaman? Mart ayında filan. Mart ayında. Adalet Bakanı mıydı o zaman? Adalet Bakanıydı o zaman. Dedi ki Mehmet Bey ne diyorsunuz bu mücadeleyi nasıl gidiyor? Dedim ki Sayın Bakan Recep Tayyip Erdoğan bu mücadeleyi kazandı dedim. Yapma nereden biliyorsun dedi. Dedim beyefendi ben Adalet Org'a yazı yazdığım zaman
Benim arkadaşlarım dahi benim lehime yorum yapamıyordu. Herkes saldırıyordu. FETÖ'cüsü saldırıyor, diğeri saldırıyor, öbürü saldırıyor. Benim kendi arkadaşım dahi yorum yapamıyordu. Benim lehime yorum yapamıyordu. Ama dedim şimdi yazı yazıyorum. En azından bu lehime yorum yapanlar %40'a çıktı. Demek ki kesinlikle bu şey kazanılmıştır. Şimdi Sayın Savcım, süremiz de azalıyor. Evet. Bir mevcut bugüne gelelim. Evet. Geldiğimiz noktada hep sen sorarsın Abdurrahman'a FETÖ temizliği yapıldı mı, ne oldu? Biliyoruz ki bunlar bir dernek kurdular ve kendilerini deşifre ettiler ve büyük ölçüde yargıdan temizlendiler. Yetiyor mu bu, daha kaldı ama dönüyorlar. Mı nedir? Bu arada Danıştay 5 ceza 5 Danıştay ceza diyor. Danıştay 5 dairesi yaklaşık 280 tane FETÖ'cüyü göreve iade etti. HSK da bunların bir kısmının görevi bıraktı. Acı olan ne biliyor musun? Şuraya bir şey gireyim. Çok önemli bir yere parmak var. Bu Fethullahçılar şimdi göreve iade edildi ya. FETÖ ile mücadele eden savcılar lojman bulamazken bunlara şu an lojman tahsis ediliyor. Adamlar göreve iade ediliyor. Normal savcıya lojman vermiyorlar. Bu Fethullahçı bütün savcılara, hakimlere hepsine şu an lojman tahsis ediliyor. Onlar geri mi ya bu kadar hassas. Şimdi bir savcımızı dinleyelim bakalım ne diyor. Evet, şimdi onlar sorumuzun geri mi dönüyor, ben onu anlamadım. Şimdi Danıştay karar verdi ya. Şimdi konuşmuştuk. Ben 2017 yılında bir konuşma yapmıştım. En son konuştuğum oydu. O zaman demiştim ki benim hesaplarıma ve tahminlerime göre o zaman 3,5 milyon kamu görevlisi vardı Türkiye'de. 3,5 milyon. Eğer FETÖ'cüler bu paralel junta bu 3,5 milyon kamu görevlisinin %10'unu ele geçirmiş olursa 350 bin kişi kamuda 350 bin kişi FETÖ'cü olur. Zaten 500 bin kişi gibi de bir tahmin vardı değil mi genel olarak? Yani ben böyle diyelim. Biz şimdiye kadar bunun 150 binini attık. Geriye ne kaldı kardeşim? 200 bin. Demek ki kriptosu, gizlisi, işte saklısı, osu busu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamusunda hala 200 bin FETÖ'cü var. Abdurrahman. Var tabii. Var. Sana çok iş düşüyor. Bakın, ya. Kamuda. Burada ama bir kamuda şey daha söyleyeyim. Ben kamuyu söylüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı çok ciddi, çok kararlılıkla FETÖ ile mücadele ediyor. Ama ben şunu diyorum. FETÖ ile mücadele etmek sadece hükümetin işi olmamalı. Yürütme. Çünkü bu bir devlet meselesidir. Şimdi burada devlet. Çok önemli bir, evet, bir bilgi verdiniz. 200 bin kişi, belki onu alt yazıya da geçiyor. Yani, 200 bin kişi daha devletin içinde, evet, FETÖ'cü var diyorsunuz. Evet, siz. Bu diyorum. Korkunç bir sayı. Ben diyorum. Ve şunu da diyorum. Bunu milletimiz bilsin. O yüzden bunlarla mücadelede de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek olsunlar. Çünkü bazıları çıkıyor, yok efendim mağduriyet oluşuyormuş da, bazıları bilmem ne oluyormuş da. Bunların amacı şu anda FETÖ'cüler ya da FETÖ'cü suçlamasıyla birileri mağdur oluyor diye yaygara yapanların temel gayesi işte bu saklı, gizli, daha hala bulamadığımız bu grubu muhafaza etmek, ortaya çıkmasına engel olmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mücadele azmini kırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu bir devlet meselesidir. Çünkü FETÖ'nün nihai amacı, daha doğrusu FETÖ'yü kullananların nihai amacı asla hükümeti devirmek değildir. Devleti yıkmaktır. Evet, Türkiye aynen, Cumhuriyeti devletini yıkmaktı. 17-25 Aralık'ta da gaye buydu. Çünkü hükümeti yıktığı zaman bir hükümet kurmayı düşünmüyorlardı. Bakın buraya çok iyi dikkat edin. Kaosa sürükleyecek. Evet, kaos sürükleyip çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi bir ülke kaosa sürüklendiği zaman iç savaş çıkar. İç savaş da bu milleti yok eder. Bütün yabancı istihbarat örgütlerinin ve yabancı derin devletinin asıl gayesi buydu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan buna karşı çıktı. Ben şimdi burada şunu diyorum.
sayın muhalefete de şunu söylüyorum. Bu FETÖ'cülerle mücadele bir devlet görevidir. İktidara gelmeye niyetlenen, iktidara gelmeyi hesap eden muhalefetin de kesinlikle FETÖ'yle mücadele etmesi gerekir. Çünkü bunlar sıvıya benziyor. Ya şimdi size siyasi yorum yapmak da istemiyorum ben ama siyasi, FETÖ kasetiyle gelmiş bir ben partinin onu nasıl siz ne kadar sonra mücadele söylersiniz, eder? Siz onu söylersiniz. Ben genel olarak bu milletin bir evladı olarak şu yüce Türk milletine şunu söylüyorum ki FETÖ'cüler birilerini kullanmak suretiyle haktan görünerek mağdur edebiyat yaparak yine iktidara gelmeyi düşünüyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak lazım. Evet. Bu muhalefetin de iktidar olma hayalleri, düşünceleri varsa asla FETÖ'yle olmaz. Peki şimdi siz bunlarla mücadele etmeleri şart. Bütün muhalefet, ya ben bu milletin evladıyım. Bu devletin mensubuyum. Cumhuriyet savcısıyım. Benim hiçbir siyasi şeyim yoktur. Devlet ve memleket meselesi olduğu zaman her şey teferruat olur. İlla lütfen bizim muhalefet de FETÖ ile mücadele etsin. Ben evet. Cemil Bey, Savcı Bey'e bir şey sormak istiyorum. Şimdi son 2-3 dakikamız kaldı. Çok az süremiz kaldı. Bu savcım, ben garipsedim. Ben yıllardır böyle hukuk takip ederim. Böyle mahkeme kararlarını, şunları bunları. Geçen gün bir miting yapıldı. Bir mahkeme kararına karşı miting yapıldı Saraçhane'de. Siz bir yargı mensubu olarak garipsediniz mi bu durumu? Bir de hikayenin şu boyutu var. Şimdi İstanbul Belediye Başkanı yargıya hakaret etmekten suçlanıyor. Burada yargı mensuplarına hakaret ediyor. Hani şimdi, siyasi şeye girmeden bir yorumlasanız bize. Çok az da süremiz var. Evet, ben tabii bir yargı mensubu olarak mahkemenin kararını tartışmam. Doğru demem, yanlış demem. Neden? Zira hala yargı süreci devam ediyor. Evet. Bu bir nihai karar değildir. İlk derece mahkemesi vermiştir. İstinafa gidecektir. Yargıtay'a gidecektir. Sonra Yargıtay'a gidecektir. Kesin hüküm haline gelmesi belki aylarca, belki yıllarca sürecektir. Çabuk da olabilir. Belki de birkaç, belli olmaz. Ancak şu çok gariptir. Demokratik olan, demokrasinin adı geçen hiçbir ülkede yargının kararını değiştirmek için miting yapılamaz. Asla yapılamaz. Yargıya karşı mitingle cevap verilemez. Süreç bitmemiştir. Ve şu da olmaz. Anayasada yargıya, hakimlere, savcılara kimse emir, talimat veremez, telkin ve tavsiyede bulunamaz demektir. Bu olumlu yönden de olmaz, olumsuz yönden de olmaz. Yani şunu yap diye de olmaz, bunu yapma diye de olmaz. Buna iktidar da emri ve talimat veremez yargıya. Muhalefet de veremez. Yani bu organizasyon yargıya müdahale kesinlikle böyledir. Çünkü ama şunu bilmeleri lazım. Bu yargı Türkiye, Türk milleti adına karar veriyor. Türk milleti adına karar veren bir yargıya karşı bu milletin bir bölümünü meydana çağırıp da gelin buna karşı çıkalım denir mi? Denmez. Asla denmez. Bir şey daha söyleyeyim. Peki bir ay sonra, iki ay sonra İstinaf mahkemesi bozarsa, bu kararı bozarsa, bu miting yapan şahıslar tekrar çıkıp da ya bağımsız yargımız var, aslan gibi yargımız var, Türkiye'de hakimler var, helal olsun, yaşasın adalet diye miting yapacaklar mı? Son sözüm budur. Son sözüm budur, evet. Hakikaten evet. Çok şeref verdiniz, onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz. Sayın seyirciler, bir kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Birazdan birlikte olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Gündemdeki bütün konuları konuşmaya devam edeceğiz.